Ya bu noktada baktığımızda şöyle bir durum benim gözüme çarpıyor. Heyvanlık biraz komposunu fazla kırılgan. Doğru, evet. Ya ve bu seçimler mavi tarafta HVA izleyeceğiz. Kırmızı tarafta da Team Turquoise izleyeceğiz bu oyun boyunca. Tabii şöyle bir durum da var. Yine oyunun üst koridorda geçen oyun gibi koptuğunu görebiliriz. Ve üzerindeki bu sihirdar büyüsüyle Arındır'la beraber çok Rahat bir da... şey. Şimdi Ha ulti geldi ve mesela. bakın hemen Arındır geldi ardından. Sıçrayıp tutuşturu kullandı orada, bakalım yeterli Yetecek olacak mi? mı? Yetecek Risk galiba. atır, düşecek mi ve düşüyor ilk kan. Elysion'da kalıyor böylece. Elysion ölçtü, biçti, tarttı. O bu ulti arada geliyor. Konuşsan Nereye deneyecek. geliyor? Longbi bu arada yine tek Bunu başına. izleyeceğiz ama Konuşsan nereye gitti acaba? Orta Orta koridora koridora. gitmiş. Acaba orada skor çıkacak mı? Hayır. Risk atır yaşamayı başardı. Yukarı koridordaki pozisyonu birazdan tekrar izleyeceğiz büyük ihtimalle arkadaşlar. Durumda Şimdi aslında. geldi tekrarı. Bakın Longbi'nin canı az, bayağı azmış gerçekten de. Ha. Ulti boşa gidiyor. Sonra çok yüksek hasar yalnız. Yani Yani Longbi ultiyi mükemmel bir ıskaladıktan oyun. sonra bir de hala Ormancıları yok. Ormancılar olmayınca da bu ejderhayı kaybettiler. Böylece bu pozisyonda HVA avantajlı olarak çıkmış oldu. Skor çıkmasa bile bu baskından haberdar ve hiç oralı olmuyor şu anda. Alt koridoru bu arada takas gerçekleşti. Ölüm Çok cezası güzeldi. tutuyor. Bir de üzerine orada uğultulu kasırga kaçtı. Son bir vuruş gelecek mi? İnfazı açtı Zeytnot ama şimdi bir de yavaşlatma geldi. Orada ultisi geldi. Son anda dağınık atışta. Kines orada skoru almayı başarıyor ve Thresh hava yolları güvenli pozisyona taşıyor. Yine yukarı koridorda bu sefer bir baskın var. Konsan yakalayabilecek mi acaba? Hadi yavaşlatma efekti gelince kovalamacı da bitmiş oldu. Üstün daha üstün oynadılar yani o iki O pozisyonu koridor, üst bu arada koridoru kule altında bir yaşadılar. pozisyon var. Thresh düşüyor. Stomage düşecek mi? Kines Stomage almayı başardı. Lerus taşlamak zorunda kalıyor kaçmak için. Son derece eşit Kule gibi altında bir savaş gözüküyor. görebiliriz. Kule altında bir savaş görebiliriz. Oo. Oo, burada risk atır düştü. Alt koridorda yalnız kuleyi savunamıyor şu anda Killrest ve Unit Back ikilisi. Belki orta koridordan bir kule alarak cevap verebilir. Almak Çünkü zorundalar garip açıkçası takımı. şu an. Ama işte bakın Rek'Sai'nin en önemli özelliği bu. Sanırım ki alamadılar. Savundu. İrelia bu arada yavaş yavaş buraya yaklaşıyor derken alt koridora Işınlanma, bakıyor alt koridora şimdiden. ışınlanma geliyor. Bakalım Zeytnot orada alabilecekler mi? Ultisini açtı İrelia. Kines'in canı çok az. Kines orada uzaklaşmaya çalışıyor. İrelia'dan kaçabilecek mi? Son anda amansız takibi. Yalnız yan tarafta tutan ölüm cezası var. Graze düşüyor. O ölüm cezası yetmedi Graze'i korumayı. Korumaya ve skorlar yine HVA tarafına gidiyor bu sefer. Elysion bu arada yaklaşmaya çalışacak ama Elysion başarılı olabilecek mi? yok. İki ormancının o düellosundan galip gelen kişi Stormaged olmuştu. Burada ulti atıyormuş galiba, yanlış mı gördüm? Sanırım ki. Yani büyük bir ihtimalle tam odağı orada değildi. Hop hop hop. Yetişememiş mi Elysion? Ay Oo. Ay ay ay. Son pikselden gelmiş. Acıtmıştır. Burada ulti geliyor. Konsistan'dan Elysion orada yetişmeye çalışıyor ama sersert efekt var üzerine. Çok yüksek hasar var. Kaçabilecek bakalım bu sefer. İlkinden, ikincisinden kaçıyor. Üçüncüsünden kaçamasa da kurtulmaya başarıyor ama Konsistan bu arada çok arada kaldı. Long bir pozisyona yetişmeye çalışıyor. Aradan kimi çıkardı? Rek'Sai'yi çıkardı. Şimdi Risk Atır'ın üzerine odaklanmaya çalışıyor. Risk Atır orada düşüyor. Elysion ulti. Çok güzel Fatmamonuz. ulti. Skoru almayı başarıyor aradan. Mükemmel bir oyun. Ardından bakıyorum. Devam edecekler mi pozisyona? Ejderha alıyorlar bedavadan. İkinci ejderhayı da almış oldu böylece HVA takımı. Ve altında da eşit. O Ryle ile beraber bakalım aslında Longbi ile birebir kovalamayı düşünebilir mi? Şu anda onu düşünüyorum ama Longbi de elindeki üçlü kuvvetle beraber. Rek'Sai oraya çok yakın. Rek'Sai oraya çok yakın. Fafnabus acaba kaçabilecek mi? Ultisini kullanıyor. Rek'Sai geldi. Longbi'nin canı çok az, sıçrayıp oradan uzaklaşmak zorunda kalıyor ama Stomage'den kaçabilecek mi? Son anda sersemliği başardı. Koşuyor ama hayır. Stomage. O direkt aradan çıkarmaları mümkün. Çünkü bakacak olursak Longbi de o bu arada Killrest'in buradan çıkması mümkün olacak mı diye bakıyorum üzerine bitkinlik geldiği için. Sıçradı bir de ama şifasını kullandı, yeterli olacak mı? Hayır. Unit back neredesin? Bu arada şimdi orada fenerini kullandı. Kimi getiriyor taşıyor oraya? Elysion'u taşıyor. Elysion'dan ulti geliyor. Zeytnot düşecek orada büyük ihtimalle. Elysion canı çok az. Zeytnot düşmüyor. Zeytnot son anda skor almayı başardı. İki kişi karşısında. Kime odaklanacakları şaşırmış gibi gözüküyordu orada. Team Turquoise'den 2 saniye sersemletmeyle beraber yani Fabulous'un buradan çıkması büyük bir ihtimalle mümkün olacak. Diğer tarafta Risk Atır üzerine odaklanıyor. Konsistan son bir vuruş yapabilecek mi? Risk Atır hayatta. Longbi çıkıyor oradan çünkü ultiyi bekledi ama canı çok azaldı ve burada skoru çıkaramadı. Fabulous'un üzerine gidecek gibi gözüküyor. Sersemlet diyor ama Fabulous mükemmel bir oyun. Mükemmel bir refleks. Şu noktaya kadar, şu ana kadar Elysion gidecek mi üzerlerine? Son anda gitti ama orada sersemlikle yedi Elysion. Çok büyük hata.
Çok büyük hata. Şimdi uzaklardan ulti bombardımanı geliyor ama risk atıdan yeterli olmadı skor almak için. Diğer tarafta Long B iki kişiye karşı savaşıyor. Ne yapıyor sonra Long B? Long B de düşüyor. Oraya herhangi bir gelirse çıktı o çalıdan ve alt koridordan baskı uyguladı. Bu ejderhayı engellemek için Team Turkuet'in yapabileceği hiçbir şey yok şu anda. Ve bedavadan bir ejderha böylece heveye gitmiş oldu. Onun yaptığı eşya tercihleri genelde hani tamam benim hareket hızı almama o, gerek bir dakika, yok. Bir dakika Fabulous'un üzerine gidiyorlar burada çok güzel bir ulti ama Fabulous'un üstünde ulti var. Alacak birini? Hayır, üzerine zonyasını kullandı ve skor kill rest'e kaldı. Çok fazla oyalandı orada yani baskı uyguladın, ejderhayı aldınız, çık artık oradan niye hala oradasın? Bu hata gelince de orada skor geldi. Long B bu arada pozisyon dışı yakalanıyor. Oradaki yetenek atışlarından kaçmayı başardı ama yeterli olacak mı? Şimdi kulenin altına gidiyor. Sıçrama geliyor arka arkaya. Şimdi risk atının üzerinde bakıyorum. Long B hala orada ama hayır. Skor infazını kullanan Killrest'te kaldı. Pardon Zeytnot'ta kaldı. Üzerine şimdi Baron gelecek mi acaba? Üst koridoru öldürmeyi başardılar. Stomate zaten buraya yakındı ve Baron evet. Başlayacakmış gibi gözüküyor. Baron'a başladılar. Hızlı bir şekilde buraya doğru gelen sadece Konzisan var şu anda. Alt koridorda Graze Thresh ve bu Baron'u engelleyebileceklerini pek düşünmüyorum açıkçası. Şu anda şimdi ultiyi de açtı. Risk atır ama tutturamadı ultileri. Zaten o skoru da almak değildi sadece amaç. Canı azaltmaktı ve çok erken 25. dakikada 26. dakikanın içerisindeyken bir Baron almış oldu HVA takımı. Bu arada Fabulous şimdi Kiles'in üzerine doğru gidiyor. Kiles orada uzaklaşmaya çalışıyor ama Fabulous takip etmeye devam ediyor. Şimdi bir de orada ultisini kullandı Rexa'yı önlerini kesmeye çalışacak mı? Evet evet takip etmeye devam ediyor. Fabulous da kovalamaya devam ediyor alt koridorda. Burada Kiles için işler hiç iyi değil. Şimdi üzerine gitti sıçradı. Kiles çok yüksek hasar var. Fabulous bir skoru da almayı başarıyor. Tünel geliyor. Tünel geldi. Güzel bir derisine yüz. Yeterli olacak mı? Orada Long B var ama Long B dedi ki üzgünüm. Gromp seni kaderine yalnız bırakmak zorundayım ve Gromp orada işi bitirdi. Şimdi bakalım bu Kore'yi koruyabilecekler mi acaba? Alt tarafta HVA takımı kuleyi almayı başardı hızlı bir şekilde. Pençe geldi ama Elysion yine aynı hata. Aynı anda Konzisan ve Elysion düşüyor. Şimdi Long B'yi kovalıyorlar. Long B oradan kurtulabilecek mi? Çok fazla kitle kontrolü 3-3 yapan bir Zeytnot'u da beraberinde getirdi. Ve ardından da şimdi o süper minyonlarla birlikte Nexus kulelerini vurmaya başladılar. Ultisini kullanıyor ama yeterli olmayacak o ulti. Killrest bu Nexus'u korumak için HVA takımı 3. maçı da kazanarak serideki durumu 2-1'e getiriyor. Bu arada risk atır almaya çalışıyor. Son anda risk atır almayı başardılar ama bu sonucu değiştirmeyecek. Böylece zafer.